Muharebelerin Hikayesi. Mustafa Kemal için askerlik bir sanattı. Mustafa Kemal kendini bu sanatı seçmişti. Kendini askerliğe vermişti. Ama harbi seven, harbi arayan adam değildi. Günlük hayatında ve anılarında harbi hiçbir zaman özlememiştir. 13. Barışsever bir savaşçı. Onun için askerlik bir sanattı. Ama silahşorlukla övünmezdi. Harp ve muharebe özlemini hiçbir zaman yaymamıştır. Anılarında harbe ancak gerektiği zaman gerektiği kadar yer verirdi. Büyük nutkunda büyük taarruz ancak birkaç sayfa yer alır. Halbuki usta cesur bir askerdi. Çanakkale'de muzaffer oldu. Anadolu'da meydan muharebeleri kazandı. Fakat savaş tanrısına hiçbir zaman tapmadı. Son savaşından döndükten sonra üniformalarını çıkardı ve bir daha giyinmedi. İstiklal madalyasından başka bütün madalyalarını reddetti. Harbi değil, sulhü özledi. Düşmanlarına gelince onları daha yendiği gün affetti. Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele hayatında muharebelerin o harbi istememiş olsa bile kader tayin edici yeri vardır. Ama harp içinde bile milletimizin hayat hakkını, istiklal hakkını, cihan-ı medeniyette hür ve eşit haklarla yer alması hakikatini kabul etsinler, bu iş derhal sona erer derdi. Hülasa harbi hiçbir zaman aramadı. Ama ona harbi getirdikleri zaman, yani yabancı istilacılar toplarını, tüfeklerini yüklenip Anadolu topraklarına çullanınca o da zırhlarını kuşandı. Kılıcını eline aldı. Başka ne yapabilirdi ki? İstiklal Harbi Türkler için bir nefsi koruma ve varlığını savunma savaşı olarak başladı. Öylece de devam etti ve milletin kendi hayat hakkını kazanmasıyla bitti. İstiklal Harbi hikayesi, yabancı kuvvetlerin Türk vatanına saldırışları ve 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgaliyle başlar. Bu ilk saldırışların gerek güney topraklarında Çukurova, Urfa, Maraş, Antep, gerek Ege'deki gelişmeleri bu kitabın daha önceki ilgili faslında işlenmiştir. Bu ilk istila hareketlerine karşı ilk mukavemetler ve Kuvayi Milliye hareketleri o safhalarda ele alınmıştır. Şimdi bu fasılada Türk Millet Meclisi kurulduktan sonraki askeri hareketleri ve bu arada özel bir önem taşıyan bir iç mücadeleyi, yani son Kuvayi Milliye'nin tasfiyesini vermeye çalışacağız. Burada son Kuvayi Milliye olarak adlandırılan kuvvet, Çerkes Ethem'in Kuvayi Seyyari adını alan başı bozuk birlikleridir. Günün birinde bir Kuvayi Milliye tarihi yazılırsa, sanıyoruz ki o zaman bu kuvvetler belki de bazı tasniflere tabi tutulacaktır. Şimdi biz konumuzu işlemeye devam edelim. Yunanlılar taarruza geçiyor. Cephe bir yıldan fazla bir zaman, yani 22 Haziran 1920'ye kadar yerleşik bir hat üzerinde durakladı. 1919 Ağustos-Kasım arasında İtilaf Devletleri'nin Karadeniz Ordusu Başkumandanı George Mill, Paris'teki Yüksek Konsey namına ve İstanbul'daki İtilaf Devletleri Komiserlerinin de bilgisi altında Yunanlılarla Kuvayi Milliye arasında böyle bir hattı, fiili istikrar hattı olarak İstanbul hükümetine teklif etmişti. İstiklal Savaşı edebiyatımızda milletin hattı olarak isim alan ve gerek itilaf makamlarıyla İstanbul hükümeti, gerekse İstanbul hükümeti ile Ankara arasında Ali Rıza Paşa kabinesi zamanında olmuştur. Uzun yazışmalara konu olan hat budur. Fakat Milen hattı resmen hiçbir zaman kabul edilmedi. Çünkü Ankara'nın davası Yunanlılarla Kuvayi Milliye arasında bir istikrar hattı kabul etmek değildi. Yunanlıların Anadolu'dan büsbütün çıkıp gitmeleriydi. Zaten öyle anlaşılıyor ki Yunanlılar da bu duraklama devresini Anadolu'daki durumlarını sağlamlaştırmak için bir vesile gibi kullanmışlardır. Nitekim 22 Haziran 1920'de Salihli Balıkesir Cephesi Ağırlık Merkezi'ni teşkil etmek üzere Ege'de umumi taarruza geçtiler. Yunanlıların aşırı yayılışı ve sonunda yenilgilerinin kaçınılmaz şartları bu taarruzla başlar. Türk cephe hattı milis kuvvetleriyle kadro halinde zayıf askeri birlikler tarafından tutuluyordu. Zaten Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan ancak bir ay kadar geçmişti. İsyanlar ancak bastırılmıştı ki Ege'de Yunan taarruzu başladı. Taarruz başarı kazandı. Denizli cephesinden ilerleyen Yunanlılar Nazilli'yi, Salihli cephesinden ilerleyen Alaşehir'i işgal ettiler. Uşak batısında bir hat tuttular. Asıl ilerleme Balıkesir cephesinde oldu.
Yunanlılar 3 tümen kadar kuvvetli ve 2 koldan Akhisar ve Soma, 2 tümenle de Salihli istikametinde harekete geçmişlerdi. Kuzey kolu 30 Haziran 1920'de Balıkesir'e girdi. 2 Temmuz'da Kirmasti, Karacabey işgal edildi ve tabii Bandırma düşman kontrolüne geçti. Nihayet Bursa'da düştü. Düşman Bursa'nın doğusunda Dimboz-Aksu hattını tutarak orada 1. İnönü Harbi'ne kadar kaldı. Türk kuvvetleri de İnönü-Eskişehir bölgesinde toplanmaya başladılar. Gerilerden mümkün olan takviyeler getirildi. Bu ileri hareketinde Yunanlılar bir tümeni Aydın-Nazilli istikametinde olmak üzere dolgun mevcutlu, iyi silahlanmış 6 tümen kullandılar. 6 tümen mahalli çeteler ve Rum milisler hesaba katılmasa da merkezi kumandaya tabi, disiplinli bir ordu gücü teşkil ediyordu. Düşman 29 Ağustos'ta Uşak istikametinde ilerleyerek Uşak'ı aldı. Aynı zamanda 20 Temmuz'da Tekirdağ'a bir tümen asker çıkararak Edirne üzerine yürüdü. Her taraftan bağıntıları kesilmiş olan Trakya mukavemet edemedi. Bazı çarpışmalardan sonra kolordu kumandanı Cafer Tayyar Paşa esir edildi. Hülasa 40 gün kadar süren bir zaman içinde düşman Trakya'da dahil olmak üzere memleketin batısında büyük bir sahayı işgal altına aldı. Zaten yerleşmemiş olan Kuvayi Milliye az çok bir topluluk teşkil eden Çerkes Ethem kuvvetleri dışında tamamen dağıldı. Cephe İnönü istikametiyle Afyon ve Kütahya batısına intikal etmişti. Bu hareketler sırasında İngilizler Yunanlılar lehine müdahalelerde bulundular. Fiilen çatışmalara karışmamakla beraber Mudanya'da Gemlik'e, Bandırma'ya deniz kuvvetleri çıkardılar. İzmit Kocaeli bölgesinden kendileri çekilerek Kocaeli cephesini de Yunanlılara terk ettiler. Milli mukavemete gölge düşüyor. Bu hareketler önemli sonuçlar verdi. Evvela Büyük Millet Meclisi'nde bilhassa Bursa'nın kaybı dolayısıyla öyle şiddetli çıkışlar oldu ki, hatta 1 Aralık teşebbüs tamamen kürsü hatiplerinin eline geçti. Mustafa Kemal sarsılacak gibi göründü. Mebuslar ortada sorumlu arıyorlardı. Evet, sorumlu. Bütün bu işlerin herhalde bir sorumlusu olmalıydı. Sorumlu ortaya çıkmalıydı. Bütün bu hücumların, meclis saldırılarınınsa hedefi belliydi. Mustafa Kemal. Ve arkada bir takım istifhamlar beliriyordu. Bu iş ordu işi değil. Ordu yapalım, muntazam kuvvet yaratalım diye uğraşırsak kıyamete kadar netice alamayız. Ah nerede Çerkes Ethem? Bize çeteler lazım, çeteler. Çete harbi, gerilla harbi. Hatta meclis kürsüsünde ifade edilmemekle beraber biz bu işleri silah kuvvetiyle halledemeyeceğiz. Avrupa devletleriyle siyaset yollarından görüşelim diyen İstanbul galiba haklı. Sözleri etrafta açıkça konuşuluyordu. Sağda solda tekrar isyanlar da alevleniyordu. Eylül ayı buhranlar içinde geçti. Ama Mustafa Kemal teşebbüsü elinden kaçırmadı. İlk çıkışını daha önce de kısmen değindiğimiz gibi Bursa tartışmaları bir otorite buhranına yönelmek istidadını gösterirken Millet Meclisi önünde yaptı. Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Cepheler delinebilir. Buna karşı tedbir, delinen kısmı derhal kapatmaktan ibarettir. Halbuki Yunan ordusu karşısındaki milli cephemiz bu vaziyet ve bu kuvvette miydi? Bütün garbi Anadolu vilayetlerimiz, Ankara ve havalesi dahil olduğu halde, daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilecek bir cüz-ü tam bırakılmış mıydı? Bu arada iç isyanlardan bunlara karşı eldeki cüz-i kuvvetleri kaydırmak zorunluluğundan etrafıyla bahsetti. Yine Haziran ayı içinde Doğu cephesinde de Ermeniler harekete geçtiler. Oltu havalesini işgal ettiler. Etrafta çatışmalar uzadı gitti. 14 Eylül'de Kötek, Bardız cephesinde de baskın taarruzları yaptılar. Başarı kazandılar. Şark cephesinde ordunun 28 Eylül 1920'de umumi ileri hareketi bu saldırılar üzerine başladı. Hülasa ve Millet Meclisi'nin iş başına geçişinden daha 3-4 ay geçmeden durum buydu. Yine bu hadiseler içinde ve Kütahya cephesinde Çerkes Ethem'in katılmasıyla yapıldığı anlaşılan yanlış bir hareket, yani Gediz üzerine taarruz hareketi başarısızlıkla sonuçlandı. Halbuki o sırada Ankara'da ve Büyük Millet Meclisi'nde bu taarruzu heyecan içinde bekleyenler vardı. Ethem düşmana taarruz edecek, düşmanı sürüp gidecek ve düşmanla nasıl harp edileceğini gösterecekti. Ama bu ümitler boşa çıktı ve Ethem yenildi. Bozgunlar şu neticeleri verdi.
düşman 1 Ekim'de Bursa cephesinden ilerleyerek Yenişehir ve İnegöl'ü aldı. Uşak cephesindeki taarruzda milli kuvvetleri Dumlupınar sırtlarına kadar sürdü. Garp cephesinde kumanda değişikliği oldu. Ankara'ya davet edilen Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçiliğine tayin edildi. Yerine Erkan-ı Harbiye reisliğini de muhafaza etmek üzere İsmet Paşa getirildi. İsmet Paşa'nın Ankara'daki işlerine Feyzi Paşa vekalet edecekti. Mustafa Kemal'e gelince, onun emri ve kararı kesindi. Derhal muntazam ordu ve büyük süvari kuvvetleri teşkil edilecektir. Büyük Millet Meclisi'nde bile ordudan fayda yoktur, dağılsın, hepimiz Kuvayi Milliye olalım sözleri kulakları dolduruyordu. İsmet, Fevzi Paşalar ve Refet Bey muntazam bir ordu teşkili bahsinde Mustafa Kemal'le birliktiler. Bazen Ali Fuat Paşa'ya atfedilen çete kuvvetleri taraftarlığının ve muntazam ordu aleyhtarlığınınsa hiçbir aslı ve belgesi yoktur. Bu karar yeni gayri muntazam teşkilat fikrini ve siyasetini yıkmak kararı verilir verilmez 8 Kasım 1920'de hemen işe başlamıştır. Milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından biri işte bu kararla alınmıştır. Çerkes Ethem'in sonu. Fakat Yunanlıların 22 Haziran'da başlayıp 40 günde büyük neticeler alan ve daha sonra cephede milli mukavemetin çöküşü manzarasını veren olayların İstanbul'da İtilaf Devletleri merkezlerinde ve bilhassa Paris Konseyi'ndeki tepkileri milli mücadele ve Mustafa Kemal aleyhine oldu. 1 Aralık o çevrelerde milli mücadelenin artık sona erdiği ve Mustafa Kemal'in er geç sahneden çekileceği kanısı bile umumileştirildi. İşte bu umumi görünüşün neticesi olarak Sevr Muahidesi İstanbul hükümeti temsilcilerine o sırada imzalattırıldı. Bir an için ve uzaktan bakılınca her şey mahvolmuş gibi göründü. Mustafa Kemal'in ifadesince vaziyeti umumiye feci bir manzara arz ediyordu. Mecliste işlemez hale gelmek üzereydi. Çünkü Millet Meclisi kurulurken kabul edilen esaslara göre hükümet azaları ayrı ayrı ve Büyük Millet Meclisi'nce tayin olunuyordu. Halbuki son gelişmeler içinde mecliste öyle rüzgarlar esti ki Büyük Millet Meclisi hem de dahiliye vekilliğine Mustafa Kemal'in hatta huzuruna bile kabul etmediği bir zatı seçmişti. Mustafa Kemal şöyle anlatır. Yüksek Meclis'in güvenini kazanmış ve seçilmiş olan bir vekili kabul etmemekte yaptığım muamelenin mahiyet ve nezaketini elbette takdir ediyorum. Dahiliye vekilliğine meclisin seçtiği zat eski valilerden Tokat mebusu Nazım Bey'di. Yeşil Ordu Teşkilatı'na mensuptu. Bu teşkilat bilindiği gibi Halk İştirakiyun Fırkası denilen açık bir komünist partisiyle protokol imzalayarak birleşmişti. Çerkes Ethem'de Yeşil Orducu geçiniyordu ve meclisin ne yapmak istediği pek belli değildi. Fakat Mustafa Kemal diretti. Onun meclise karşı bu direnişte de dayanağı mantıktan ve akli ölçülerden ibaretti. Onları öyle kullandı ki Büyük Millet Meclisi yalnız onu haklı bulmakla kalmadı. 4 Kasım 1920'de icra vekilleri arasındaki eski kanun aksayan ve garip seçimlere yol açan maddesini şu şekilde değiştirdi. İcra vekilleri Büyük Millet Meclisi reisinin meclis azaları arasından göstereceği adaylar arasından mutlak ekseriyetle intihap olunur. Diğer taraftan isyanlar, ayaklanmalar da az çok yatıştırılmıştı. Sevr Muahidesini kabul eden Ferit Paşa kabinesi çekilmiş, yerine Tevfik Paşa kabinesi gelmişti. Daha önce de kaydedildiği gibi Sevr Muahidesi umumi bir yeis yaratacağı yerde ümitleri milli harekete yöneltti. Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa yeni kabinede Bahriye ve Dahiliye Nazırlıklarını almışlardı. İstanbul adına Mustafa Kemal'le en münasip bir yerde buluşmak istiyorlardı. Mustafa Kemal şöyle anlatır. Ahmet İzzet Paşa'nın ve dahil olduğu kabinenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin mahiyet ve silahiyetinden haberdar olmadıkları, hala İstanbul'da bir hükümet yapmak ve o vasıtayla milletin mukadderatının ve memleketin meselelerini halletmek hususlarını düşündükleri görülüyordu. Ama yine de onlarla buluşmayı kabul etti. Kendilerine Bilecik'te buluşulabileceği cevabı verildi. Paşalar İstanbul'dan yola çıktılar. Garp cephesi kumandanı İsmet Bey, Kasım 1920 ortasında Eskişehir'de vazifesine başladı. Fakat Garp cephesinde kanayan bir yara vardı. Çerkes Ethem meselesi. İsmet Paşa'nın Garp cephesinde işe başlamasıyla beraber Çerkes Ethem hastalığını ileri sürerek Ankara'ya gelmişti. Onun Ankara'ya ayak basmasından sonra şehre esrarlı bir kuşku havası sindi. Çerkes Ethem Ankara'da ne yapacaktı? Çeşitli dedikodular şehri sardı. Ethem'in Kütahya'daki karargahındansa hem
Mustafa Kemal'e garip telgraflar çekiliyordu. Ali Fuat Paşa'nın Moskova'ya sefir gönderilmesi ele alınarak şöyle yazılıyordu: "Bu gibi zatların muhitinizden uzaklaştırılması, zati devletlerinin diktatörlük ilan edeceğiniz zehabını uyandırmaktadır. Demek ki artık düğümler kopacaktı ve kopması lazımdı." Çerkes Ethemli kardeşi Raşit Bey Ankara'da, diğer kardeşi Tevfik Bey Kütahya'da Kuvayi Seyyare'nin yani Ethem kuvvetlerinin başındaydılar. Ethem Ankara'da bir dert kaynağıydı. Kütahya'daki Tevfik Bey ise Garp cephesi kumandanlığına karşı fiilen cephe almıştı. Yunanlılara gelince bilhassa Bursa cephesinde büyük yığınaklar yapıyorlardı. Hatta İznik cephesinde bizzat Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'nın yerinde gidip vaziyeti görmesini icap ettirecek kadar hareketli bir vaziyet vardı. Kuvayi Seyyare'nin durumu ise her geçen gün biraz daha belirsiz, muammalı fakat isyankar bir hal alıyordu. Cephe kumandanının yazıları da ya cevapsız bırakılıyordu yahut da gayet sert, aksi, incitici cevaplar geliyordu. Hatta bir aralık cephe raporları tamamen kesildi. Bunun sebebini sonra cephe kumandanı İsmet Paşa'ya Kuvayi Seyyare adına bir yüzbaşı imzasıyla garip bir cevap geldi. Raporlar lazım olduğu vakit Ankara'da Büyük Millet Meclisi reisliğine gönderilmiştir. İmza, yüzbaşı Tahsin. Demek Garp cephesi cephenin bir kısmını elinde tutan Kuvayi Seyyare'den rapor da alamayacaktı. Bu kuvvetten hem de bir yüzbaşı dilerse cephe kumandanına muhatap olabileceği gibi canı istediği zaman da doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi reisliğine yazı yazabilecekti. Kuvayi Seyyare kumandanı yahut bu kuvvetler üzerinde kardeşi Çerkes Ethem'in vekili olarak Tevfik Bey'den de usulü dairesinde umumi kuvvet cetvelleri isteyen İsmet Paşa'ya şöyle bir cevap gelmişti: "Kuvayi Seyyare ne bir tümen ne de muntazam bir kuvvet haline getirilemez. Bu serserilerin başına ne bir subay ne de bir hesap memuru koymak mümkün olmamakla beraber bunun kabulüne de imkan yoktur. Çünkü subay gördüler mi Azrail görmüş gibi isyan ediyorlar. Bizim müfrezelerimiz Pehlivan Ağa, Sarı Mehmet, Topal İsmail gibi adamlar tarafından idare edilmektedir. Bölük eminleri de yazdığını okuyamaz ve okuduklarını yazamaz adamlardan ibarettir. Hem sen ne yapıyorsun diye bunların değiştirilmeleri de mümkün değildir. Kuvayi Seyyare'nin gelişi güzel idare edilmesi lazımdır." Peki ama bir harp cephesinin mukadderatı artık gelişi güzel idare edilebilir miydi? Bir milli mücadelenin kaderi asi, serseri, başıbozuk bir kalabalığa emanet edilebilir miydi? Mustafa Kemal Ankara'da durumun endişe verici gelişmelerini takip ediyordu. Cephe raporlarını Çerkes Ethem Ankara'da ve dilediği zaman doğrudan doğruya Mustafa Kemal'e veriyordu. Mustafa Kemal en son tevazu kademesinde Tevfik Bey'i uyarmak istedi. 1. Kuvayi Seyyare Kumandanı Vekili Tevfik Beyefendi'ye, 2-3 günden beri doğrudan doğruya tarafı acizaneme göndermekte olduğunuz raporların son maddesinde Garp cephesi ordu kumandanlığına verilmiş olduğunun kayıtlı bulunmaması dikkatimi çekti. Bu bir sevih midir, yoksa bir sebeple mi yapılmaktadır? Bu hususta itaayı malumat buyurulmasını rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal." Mustafa Kemal'in bu mütevazı uyarısına cevap dahi verilmedi. Tevfik Bey ise Kütahya'dan Ankara'ya kardeşine ve etrafta da duyurulmaması hesaplanarak gayet sert yazılar yazıyordu. Garp ordusu kumandanı İsmet Bey'in bu cephe kumandanlığını idare edemeyeceğini anlıyorum. Garp cephesi kumandanı bundan böyle amir tanımayacağını vesaire. Mustafa Kemal diyor ki, Ethem ve kardeşleri ve kendilerinin fikirlerine uyan bazı arkadaşları milli hükümete isyana karar vermişlerdi. Bu kararlarının uygulanması için cephede Tevfik Bey kuvvetlerini cephe gerisine çekerek toplanmak, Ankara'da da Çerkes Ethem'le kardeşi Reşit Bey siyasi zemini hazırlamakla meşguldüler. Ethem ve kardeşlerinin isyanından asla çekinmiyordum. Onun için gayet serin ve geniş hareket ediyordum. Fiili ve mütecaviz hareketlerinin umumi efkarda daha ziyade aydınlık peyda etmesini bekleyerek icabını yapmayı tercih ediyordum. Bu arada Kuvayi Seyyare Kumandanı Çerkes Ethem Ankara'da seyyar bir istifham gibi dolaşıyordu. Hatta bir defasında Mustafa Kemal'e Ankara istasyonundaki bürosunda garip bir ziyarette bulundu. Peşinde tepeden tırnağa silahlı adamlarından bir kafileyle birden ve adeta bu yeri basar gibi Mustafa Kemal'in çalıştığı binaya girdi. Adamlarından bir kısmı derhal kapıları tuttular. Bir kısmı merdiven başlarıyla yukarı holü istila ettiler. Bizzat Mustafa Kemal'in kapısında silahlar dikildi ve Ethem
Mustafa Kemal'in odasına daldı. Maksadı neydi hala bilinmez. Fakat Mustafa Kemal hiç telaş etmedi. Gayet soğukkanlı davrandı. Misafirini çok nezaketle kabul etti. Hal hatır sordu. Sıhhatiyle ilgilendi. Çerkes Ethem'de konuşmayı dağıtmadı. Aslında nazik, terbiyeli, uysal bir insan görünüşünde kaldı. Muhakkak ki bazı bariz vasıfları ve kabiliyetleri olan fakat yine anlaşıldığına göre haşın ve muavvezenesiz kardeşlerinin etkisiyle maceralara itilen Ethem, paşanın yanından saygıyla ayrıldı. Holdeki merdivenlerdeki dışarıdaki silahşörlerini peşine taktı ve çekildi, gitti. Öyle sanılır ki Mustafa Kemal o gün kesin bir tehlike atlatmıştır ve bu tehlikeyi atlatışta onun silahı sadece soğukkanlılığı, sükuneti, nezaketi ve bütün bunların üstünde de karşısındaki basit insanı bir anda büyüleyen üstün, vakarlı ve hakim şahsiyeti olsa gerektir. İstanbul hükümetinin temsilcileri olan Dahiliye Nazırı İzzet ve Bahriye Nazırı Salih Paşalar, Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Bilecik'e gelmiştir ya da gelmek üzeredirler. Yunanlıların İnönü istikametine yığınakları her gün artıyordu. Çerkes Ethem kuvvetlerini artık yok saymak lazımdı ve Kütahya cephesi Yunanlılara açıktı. Her dakika bir Yunan taarruzu bekleniyordu. Hem Genelkurmay Başkanı hem Garp cephesi kumandanı olan İsmet Paşa en çetin günlerini yaşıyordu. Gece gündüz ayaktaydı. Bu karışık şartlar içinde Mustafa Kemal yine en kudretli silahına yani mantıklı sükunetine başvurdu. Çerkes Ethem'e kendisiyle beraber Eskişehir'e gelmesini ve orada İsmet Bey'le durumu inceleyerek gerekli tedbirlerin beraber alınmasını teklif etti. Bu teklifin reddedileceğini biliyordu. Çerkes Ethem hastalığını ileri sürdü. Belki biraz da hastaydı. Ama Mustafa Kemal onu mutlaka Ankara'dan ayırmak istiyordu. Nihayet isteyerek istemeyerek yola çıkıldı. Eskişehir'e varıldı. Fakat bu sefer de Çerkes Ethem istasyonda ortadan kayboldu. Paşanın sualine kardeşi Çerkes Reşit Bey'in verdiği cevap çok manalıydı. Ethem Bey bu dakika kuvvetlerinin başındadır. Ethem Bey bulunmadıktan başka kardeşi Reşit Bey'le yapılan masa başı görüşmeleri de hiçbir sonuç vermiyordu. Reşit Bey'in ölçüleri kesindi. Kardeşlerim birer kahramandırlar. Hiç kimsenin emri altına giremezler. Herkes bunu böylece kabul etmeye mecburdur. Fakat işte bu noktada Mustafa Kemal artık vaziyete başka türlü el koymak vaktinin geldiğini anlamıştır. Bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadaşınız sıfatıyla ve sizin lehinize bir sonucu ulaşmak samimi duygusuyla görüşüyordum. Bu dakikadan itibaren arkadaşlık ve hususiyete ait vaziyetim sona ermiştir. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin reisi bulunmaktadır. Devlet reisi sıfatıyla Garp cephesi kumandanına durum neyi icap ettiriyorsa yetkilerini kullanmayı emrediyorum. O dakikaya kadar avazı çıkarcasına konuşan Reşit Bey şaşalar, sığınacağı bir vaziyet alır. Derhal karar alınmamasını, kardeşinin yanına giderek bir çare bulmak ümitlerini mırıldanır. Ama artık söz Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'nındır. Mahiyetimde bulunan kumandanların herhangi biri bana itaatsizlik etmiş olabilir. Ben onu terbiye ve teydibe muktedirim. Bu hususta henüz kimseye karşı aczimi itiraf etmiş ve hiç kimsenin bana ait olan bu vazifenin yapılmasının kolaylaştırılması için yardımını rica etmiş değilim. Ben vaziyetin icabını yaparım. Gördüğümü çözecek olan bu düğümün üzerine artık elini koymuştu. Aynı gün yani Ocak 1921'de Mustafa Kemal ile mahiyetindekiler Bilecik istasyonunda İzzet ve Salih Paşalarla karşılaşırlar. İsmet Paşa beraberdir. Karşılaşma Bilecik istasyon binasının bir odasında yapılır. Konuşmalar üzerinde durmasak da olur. Mustafa Kemal kendini şöyle takdim eder. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti Reisi Mustafa Kemal. Kimlerle müşerref oluyorum? Karşısındakiler şaşalar. Çünkü Mustafa Kemal kendilerini gayet iyi tanımaktadır. Salih Paşa kendilerinin Dahiliye ve Bahriye Nazırları olduklarını anlatmak için bir şeyler söylemeye çalışır. Fakat Mustafa Kemal'in sözleri kesindir. İstanbul'da bir hükümet tanımadığını ve kendilerini de İstanbul'da bir hükümetin şahsiyetleri olarak kabul etmediğini bildirir. Mesele zaten bitmiştir. Bir müddet sonra Mustafa Kemal İstanbul'dan gelen paşaları da yanına alarak onlara sormadan ve İstanbul nazırlarının şaşkın, anlayışsız bakışları arasında Ankara'ya hareket edilir. İstanbul'dan gelenlerle Ankara'ya gidecekleri sadece tebliğ edilmiştir.
Hemen ertesi günü de Ahmet İzzet ve Salih Paşa Hazretlerinin milli davaya katıldıkları bütün memlekete duyurulur. Fakat Çerkes Ethem bu hareketi de hoş görmedi. Hatta padişaha bir yaltaklanma telgrafı çekti. Beklenen tehlike ise kendini göstermişti. Yunanlılar 6 Ocak 1921'de bütün cepheden taarruza geçtiler. Halbuki Ethem artık fiilen isyan halindeydi. Bu böyle olduğu için de hatta Yunanlılara karşı cephenin zayıflatılması pahasına da olsa Bursa cephesinde yalnız bir piyade tümeni bırakarak 2 piyade tümeni ve bir süvari tugayı Eskişehir'in güneybatısında Kütahya istikametine ve Ethem kuvvetlerine karşı sürülmüştü. Uşak'taki Yunan kuvvetlerine karşı yalnız bir tabur bırakılarak 2 piyade tümeni ve 7 süvari alayı yine Kütahya istikametine sevk olundu. Bu kuvvetler Kütahya'nın 30-40 kilometre ilerisinde ve Gediz istikametinde bir noktada birleştiler. Hülasa çarpışma nihayet kaçınılmaz oldu. İlk çarpışmada Ethem kuvvetleri başarı kazandılar. Bilhassa 61. Tümenden önemli birlikleri silahlarından tecrit ettiler. Fakat yeni birlikler yetişti. Sonunda çarpışmalar Ethem'in yenilgisiyle bitti. 5 Ocak'ta takip kuvvetleri Kütahya'yı işgal ettiler. Aynı gün Ethem ve kardeşleri az bir maiyetle Yunanlılara sığındılar. Ertesi sabah yani 6 Ocak 1921'de Yunanlıların taarruzu bütün cepheye yayıldı. Mustafa Kemal'e gelince, o günlerden beri Büyük Millet Meclisi'nde baskı altındaydı. Fakat Ethem gider ayak bir taraftan İstanbul'da sadrazama, hem Yunanlılarla anlaşma halinde olduğunu, hem Ankara'da teklif edilen muhterem arkadaşlarının İstanbul'a iadeleri için Büyük Millet Meclisi'ne bir protestoname çektiğini bildirirken, diğer taraftan Ankara'da Büyük Millet Meclisi riyasetine çekilen ve gizli oturumda okunan bu telgraf, o kadar çirkin ve o kadar edep dışı kelimeler ve tabirlerle yazılmıştı ki, bir defa okunduktan sonra bir daha dinlenilmesine tahammül edilememişti. Fakat buna rağmen mecliste bir kısım mebuslar baskılarını devam ettiriyorlardı. Mustafa Kemal şöyle anlatır: "Kuvvetlerimiz Kütahya'ya girerken ben de mecliste istihza çekilmiş bulunuyordum. Asi Ethem'e karşı hareket ve ona taarruzla onu takip etmemize itiraz ediyorlardı. Orduda ciddiyet ve intizam aramak zamanı mıymış? Ya Allah muhafaza etsin, Ethem Bey orduyu dağıtırsa ne yapacakmışım? Böyle bir hadiseye kim ve nasıl karar vermiş? Hülasa Ethem ve arkadaşlarının muntazam ordu hiçbir şey yapamaz, muntazam ordu asker ve zabitleri düşman karşısında çil yavrusu gibi dağılır yolunda aylardan beri sürüp giden telkinlerinin bazı kafalarda esaslı yerleştiği görülüyordu." Meclisteki müzakereler bir sonuca varmadan olayların sonunu beklemek üzere kesildi. Olayların sonuysa Ethem kuvvetlerinin esareti, dağılmaları ve Ethem'le kardeşlerinin düşmana ilticalarıyla fiilen alınmış oldu. Yine o devrede Denizli cephesinden Demirci Efe de kuzeye doğru hareket etmiş bulunuyordu. Demirci Efe ile Ethem arasında bazı muharebeler ele geçmiştir. Hülasa daha önce Demirci Efe üstüne de Rafet Paşa gönderilmişti. 15-16 Ekim 1920'de onun kuvvetleri de dağıtılarak Demirci Efe tasfiye edilmişti. Milli mücadele tarihinde son Kuvayi Milliye devri de böylece kapandı. Ondan sonra teşebbüs tamamen ordunun eline geçti ve muntazam ordunun ilk başarısı 1. İnönü Harbi oldu. İnönü Muharebeleri. Bir taraftan Çerkes Ethem'e karşı hareketler devam ederken 6 Ocak 1921'de başlayan Yunan Umumi Taarruzu Garp cephesinin durumunu büsbütün karıştırdı. Bu Yunan saldırısı Yunanlıların 3. toplu hareketini teşkil ediyordu. Çatışmalar daha 3-4 Temmuz günlerinde Bursa cephesinde başlamıştı. 6 Ocak'ta Yunanlılar bu cepheden, Fethiye'den Bursa Yenişehir istikametine taarruza geçerek bu kasabayı aldılar. Orada da kalmayarak Yenişehir'den Bilecik istikametine yürüyüşe geçtikleri gibi diğer bir kolla İnegöl-Pazarcık üzerine yürüdüler. Böylece İnegöl Ovası'yla Karaköy-Bilecik-Lefke hattındaki Sakarya Boğazı arasında bulunan Ahu Dağları'nı aşarak 9 Ocak 1921'de İnönü mevzilerine vardılar. 10 Ocak'ta bütün İnönü cephesinde muharebe başladı. 10 Ocak günü çetin savaşlarla geçti. Garp cephesi karargahı İnönü'ndeydi. İnönü etrafında bir ateş çemberi teşekkül etti. Sağ kanatta 24. tümen yanlışlıkla geriye, yani Gündüz Bey, Savcı Bey sırtlarına çekildi. Arada bağıntı kayboldu. Cephe kumandanlığı karargahı çok sıkıntılı saatler geçirdi.
Bu sırada Kütahya güneyinde Çerkes Ethem kuvvetleri de 61. Tümen'in kendilerine karşı çıkarılan zayıf kuvvetlerine saldırarak onları Kütahya şehri kenarlarına kadar sürmüştü. Ordunun iki kanadı da sarsıldı. 10 Ocak akşamı İnönü harp sahasında iki tarafta halsiz düşmüştü. Gece her iki taraf kumandanlıkları da birbirlerinden habersiz olarak geriye çekilme kararları verdiler. Çünkü o gün sağ kanadımızı çevirmek üzere ileri atılan düşman, Poyraköy'ü istikametinde ve çok gerilere sarkarak 24. tümenimize merkezden bağıntısını kaybedip yanlışlıkla geri çekilen tümene rastlamış, şaşırmış ve ricat kararı vermişti. Bu karar bütün düşman cephesini sarsmıştı. Türk kuvvetleri de akşama doğru daha geride, Beş Kardeş Dağı, Remziye, Oltubalı hattına alınırken düşman da kuvvetlerini Bursa istikametine çekiyordu. 11 Ocak sabahı gerçek vaziyet belli oldu. Türk kuvvetleri derhal düşmanı takip hareketlerine geçtiler. Aynı gün Kütahya taraflarından yani güney kanadından İnönü muharebe sahasına kaydırılan Türk kuvvetleri de yetişti. Düşman 13 Ocak'a kadar batı istikametine kovalandı. Marmara Gölü, Sındırga hattına kadar çekilen düşman birçok kayıp verdi, malzeme bıraktı. Hülasa 1. İnönü Muharebesi nihayet düşmanın yenilgisi, ricatı ve Türk kuvvetlerinin galibesiyle sonuçlandı. Aynı zamanda güneyde Çerkes Ethem kuvvetleri de temizlenmiş oldu. Hem Batı cephesi hem Ankara geniş bir nefes alabildiler. Oysaki o sırada bu muharebelere katılan Türk tümenleri zayıf, dar, kol ordu ve ikmal şartları elverişsiz bir takım yorgun birlikler halindeydiler. Hele cephane kıtlığı korkunçtu. Mesela 10 Ocak akşamı Batı cephesinin "cephane gönderin, mağlup oluyoruz" manasını taşıyan ve son derece kesin müracaatına karşı yola ancak 5-10 sandık mermi çıkarılabilirken Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa'nın "size bir tren cephane gönderdim, elinize varıncaya kadar mukavemet imkanını temin ediniz" telgrafını imzalarken yaşadığı ıstıraplı dakikaları takdir etmemiz mümkündür. Çünkü yola çıkarılan ancak birkaç sandık mermiydi. Ama bu telgraf gerekli manevi tesirini yaptı. 1. İnönü Savaşı'ndaki başarı bütün cephede ve memlekette manevi kuvveti yükseltti. Bu başarıyı Doğu cephesindeki başarılar takip etti. Türk kuvvetleri 23 Şubat'ta Ardahan ve Artvin'e girdiler. Yalnız aynı ay içinde yani 8 Şubat'ta bir yıla yakın bir zamandan beri devam eden ve milli mücadele devrinin destani bir menkıbesi olan Antep Savaşı sona ermiş ve Antep Fransızlar eline geçmişti. Fakat Fransızların güney savaşları o kadar verimsizdi ve o kadar pahalıya mal olmuştu ki bu Fransız başarısı yakında Fransızların Ankara ile anlaşması ve Türk topraklarını boşaltmalarıyla sonuçlanacaktı. Halk hakimiyeti kanunlaşıyor. Bu arada Büyük Millet Meclisi devletinin varlığını, niteliğini temelleştiren ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkarılışı olaylarını da ayrıca önemli belirtmek lazımdır. Bu kanunun esas maddeleri 20 Ocak 1921'de yani 1. ve 2. İnönü Muharebeleri arasında kabul edildi. İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu iki ayrı mevzuat manzumesinden teşekkül eder. Bunların birincisi yukarıda değindiğimiz esas maddelerdir. Bunlar 9 madde ile bir ek maddeden ibarettir. İkinci kısımsa eski Osmanlı Kanuni Esasisi'nin yeni maddelerle çatışmayan hükümleridir. Bu hükümler aynen yürürlülükte kalmıştır. Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun getirdiği temel hükümler başlıca 3 esasla toplanır. 1. Hakimiyet bila kaydı şart yani kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. 2. İcra kudreti ve teşri selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ünvanını taşır. Bu maddelerin kabulüyle beraber yeni Türk Devleti bir halk devleti olarak fiilen doğuyordu. Saltanat idaresine dönüş artık mümkün olamazdı. Mustafa Kemal artık yalnız düşmanı memleketten atmak için değil, yeni ve başka bir devlet nizamı için de mücadele ediyordu. Bu devlet eski Osmanlı Devleti'ne benzemeyen yeni ve çağdaş bir devletti. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sırasında ön planda dalgalanan hilafet ve saltanat makamının korunması ve kurtarılması şiarı yukarıdaki maddelerin kabulüyle artık havada kalmıştı. Gelecekteki Türkiye'nin şekli ve nizamı artık belliydi ve şuydu: halkçı bir milli cumhuriyet.
galipler karşısında söz hakkı. Nitekim bu maddelerin kabulünden 10 gün sonra İstanbul'da Sadrazam Tevfik Paşa, Mustafa Kemal'e Londra Konferansı'na İstanbul'la beraber Ankara hükümetinin de katılması yolunda Paris Konseyi'nin arzularını aksettiren 27.1.1921 tarihli telgrafını çekti. Mustafa Kemal buna verdiği 28.1.1921 tarihli cevabında yeni teşkilata esasiye kanunu maddelerini ekleyerek göndermekle mukabele etmişti. Daha önce de değindiğimiz bu davet üzerine İstanbul'la Ankara arasında bir seri yazışmalar geçti. Neticede İstanbul temsilcileriyle Ankara heyeti bu konferansa birlikte katıldılar. Konferans Londra'da 27 Şubat'ta toplandı. 12 Mart 1921'e kadar sürdü ve hiçbir netice alınmadan dağıldı. Konferansta İstanbul heyetinin başkanı Sadrazam Tevfik Paşa, Ankara heyetinin başkanı Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'di. Arada bir sahne geçti. Konferans başlarken söz alan Tevfik Paşa ayağa kalkarak şu kısa beyanda bulundu. Türkiye namına mütalaa beyan etmek hakkı, milletin itimadını haiz olan Anadolu heyetinindir. Sözü Bekir Sami Bey'e terk ediyorum. Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun getirdiği yeni devlet artık dış aleme karşı da söz sahibiydi. Londra konferansında gerçi bir netice alınamadı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve Ankara bu konferansta galip devletler karşısında fiilen söz sahibi bir kudret olarak dikilmiş oldular. İkinci İnönü Muharebesi. Fakat Yunanlılar da 1. İnönü Muharebesi'nin kendi aleyhlerine verdiği neticeyi unutamıyorlardı. Bursa yönüne ricattan sonra geniş ikmal hareketlerine giriştiler. Yeni kuvvetler getirdiler. Nihayet 27 Mart 1921'de İnegöl cephesinde tam temas ve taarruz haline geçtiler. Ön hatlarımız geriye, asli mevzilerine çekildiler. Muharebe 30 Mart'a kadar 3 gün fasılasız devam etti. Zaman zaman süngü hücumlarına, boğazlaşmalara kadar varan ileri geri hareketler içinde çok buhranlı anlar yaşandı. Zaman zaman cephe çok hassas durumlara düştü. Arada bütün ihtiyatlar kullanıldı. Garp cephesi karargahı yine İnönü'deydi. Fakat öyle bir vaziyete girildi ve düşman baskısı öyle arttı ki İsmet Bey İnönü istasyonundaki karargahını Eskişehir istikametinde Çukurhisar'a nakletmek zorunda kaldı. İsmet Bey'in bunu haber veren düşman Kandilli istikametine ilerliyor. Karargahımı Çukurhisar'a naklediyorum telgrafından sonra birkaç saat cepheden haberlerin kesilmesi Ankara'da Mustafa Kemal'i genelkurmayı çok heyecan ve endişeye düşürmüştü. Bilhassa sağ kanatta düşman baskısı ağırdı. Bu kanatta düşman Savcı Bey batısındaki kanlı sırtı işgal ettiği zaman süngü savaşları korkunç bir boğazlaşma halini aldı ve bu sırtlar birkaç defa elden ele geçtiler. Yunanlılar bu cephede en az iki tümenle hücum ediyorlardı. Kocaeli cephesi kumandanı Halit, 1. tümen kumandanı Kemalettin Sami Beylerle 6. tümen kumandanı Yusuf İzzet Paşa bu savaşlarda üstün kahramanlıklar gösterdiler. Düşmanın sağ kanada bu kadar saldırışı orduyu kuzey yanından vurarak dağlara atmak ve Eskişehir yolunu tıkayarak mahvetmek hedefini güdüyordu. Bu sırada düşman sol kanatta da Tarassut Tepe denilen önemli bir noktayla yine sağ kanatta Üç Şehitler Tepesi'ni aldı. Fakat sonra bu noktadan derhal çıkarıldılar. 3 gündür aralıksız devam eden muharebe bilhassa 30 Mart'ta öğleden sonra son şiddetine ulaştı. Bir aralık sol cenah sarsıldı ve düşman gerilere sarkma hareketlerine girişti. Fakat Türk kuvvetleri de son güçleriyle uğraşıyorlardı. Nihayet bu arada arkadan bazı yeni kuvvetler yetiştiler. Ankara'dan meclisin muhafız taburu bile cepheye sevk edildi. Neticede düşmanın her iki kanattan çevirme teşebbüsleri neticesiz kaldı. Hem genel sarsıntı başladı. 31 Mart'ta düşman son bir taarruz tecrübesine girişti. Son neferine kadar cepheye sürdü. Fakat bu taarruza netice vermedikten başka Türk kuvvetleri o gün bazı karşı taarruzlara geçtiler. Gerçi son Türk neferi de cepheye sürülmüştü ama 31 Mart günü öğleden sonra bir piyade ve bir süvari alayı cepheye yetiştiler ve derhal savaşa girdiler. 7-8 günden beri devam eden mücadele son haddine varmıştı. Fakat aynı gün ve öğleden sonra üstünlük artık Türk kuvvetlerine geçmişti. Bunun üzerine Türk kuvvetleri bütün cephede umumi bir taarruza geçtiler. O gün akşama doğru Yunan cephesindeki sarsıntı son haddine varmış ve ricat başlamıştı. Bu suretle de 2. İnönü Muharebesi yine düşmanın yenilgisiyle bitmiştir.
1 Nisan 1921 sabahı Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın Metristepe'den Genelkurmay Başkan Vekili Fevzi Paşa'ya yazdığı meşhur telgraf, harp meydanının o anki halini tasvir etmektedir. Metristepe'den 1 Nisan 1921. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine. Sabah 9.30'da Metristepe'den görülen vaziyet. Gündüz Bey şimalinde sabahtan beri sebat eden ve artçı olması muhtemel olan düşman müfrezesi, sağ cenah grubunun taarruzlarıyla gayri muntazam çekiliyor. Kıtalarımız yakından takip ediyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Bozöyük yanıyor. Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını muzaffer silahlarımıza terk etmiştir. Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Mustafa Kemal bu telgrafa şu karşılığı verdi. Ankara 1-4-1921. İnönü Muharebe Meydanı'nda Metristepe'de Garp Cephesi Kumandanı ve Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi İsmet Paşa'ya. Bütün tarihi alemde sizin İnönü Meydan Muharebelerinde deruhte ettiğiniz kadar ağır bir vazife deruhte etmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklal ve hayatı dahiyane idareniz altında şerefli vazifelerini gören kumanda ve silah arkadaşlarınızın kalp ve hamiyetine büyük emniyetle istinat ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak noktalarına kadar zaferlerinizi kutluyor. Düşmanın hırsı istilası azm ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak hurda haş oldu. Namınızı tarihin mefahir kitabesine kaydeden ve bütün milleti hakkınızda ebedi minnet ve şükrana sevk eden büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar, milletimiz ve kendiniz için yükseliş şaşalarıyla dolu bir istikbal ufkuna da nazır ve hakim olduğunu söylemek isterim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. İsmet Paşa'nın bu telgrafa karşılığı da güzel ve manalıdır. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Zulüm ve istibdat dünyasının en zalimane hücumlarına karşı yalnız ve şaşkın kalan milletimizin maddi ve manevi bütün kabiliyet ve kuvvetlerini ruhundaki ateşte toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi'nin reisi Mustafa Kemal Paşa. Kahraman askerlerimiz, zabitlerimiz ve askerlerimizle avcı hattında omuz omuza vuruşan fırka ve kol ordu kumandanları namına takdirat ve tebrikatınıza kemali fahr ile arz-ı şükran ederim. Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Mustafa Kemal'in milletin makus talihi yenildi dediği ve İsmet Paşa'ya daha sonra İnönü adını verdiren zafer budur. İnönü muharebeleri, milli mücadelede muntazam ordunun ilk savaşı ve ilk zaferi olmuştur. İnönü'nden düşman yine eski mevzilerine çekildi. Türk süvarileri yine İnegöl'e girdiler. Fakat düşman bu sefer de Güney Cephesi'nden taarruza geçmişti. Kuzeyde taarruzlarından yenilgiyle çıkan düşman Güney Cephesi'ne saldırıyordu. Güneyden önemli Türk kuvvetleri kuzeye kaydırılmıştı. Yunanlılar bu durumdan da faydalandılar. Uşak'tan ilerleyen Yunanlılar ilk hızla Afyon'a kadar geldi. Afyon Yunanlılar tarafından işgal edildi. Güney istikametinde de Çay-Bolvadin hattına kadar ilerlediler. Yunanlılar Ege mıntıkasını alarak arkalarında bırakmışlardı. Hatta Ege bölgesi ve Orta Yayla arasındaki geçiş bölgesini dahi aşarak Afyon Çay hattından fiilen Orta Yayla'ya girmişlerdi. Yunanlıların bu kadar açılabilecekleri tahmin edilmiyordu. Gerçi Türk ordusuna henüz kurulmuş denilemezdi. İnönü muharebelerindeki başarılara rağmen eldeki tümenler zayıf kadrolar halindeydiler ve bütün cepheyi örtecek kadar yeterli değildiler. Ama yine de Afyon üzerindeki Yunan başarısına rağmen asli kuvvet yenilmemiş kaldı. Afyon'un kaybı üzerine bu defa kuzeyden güneye kaydırılan kuvvetle Yunanlıların 7 Nisan 1921'de ileri hareketleri durduruldu. Bu arada Yunanlılarla 8 Nisan 1921'de Aslıhanlar Muharebesi yapıldı. Yunanlılar bazı çarpışmalar sonunda Afyon'u boşaltmak zorunda kaldılar. Dumlupınar mevzilerine çekilmeye mecbur bırakıldılar. Fakat durum şunu gösteriyordu. Yunanlılar işgal ettikleri hatlarda duramayacaklardır. Türk kuvvetlerini imha etmek ve bunun içinde ihtimal daha çok ilerilere yürümek istidadındadırlar. O halde harp uzun sürecektir. Gerçi onların bu kadar derinliğine ve genişliğine yayılış ve açılışları er geç aleyhlerine de netice verecektir.
tesirli bir dış yayılım ve askeri destek bulmadığı takdirde Küçük Yunanistan'ın tek başına bu muazzam külfetin altında ezilmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Ama ne var ki Yunanlıların bu ilerleyişleri ve yayılışları Anadolu'da halk efkarı ve bilhassa Türk Millet Meclisi üstünde maneviyat kırıklığı ve Anadolu'da maddi tahribat yaratacaktır. Hülasa harp, o 1921 başından itibaren artık bir nefes ve mukavemet harbi halini almıştı. Artık yapılacak iş, bir an önce ordu kadrolarını doldurarak yeni ve uzun sürecek mücadelelere hazırlanmaktı. Daha doğrusu orduyu yeniden kurmaktı. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri. İkinci İnönü Muharebesinden sonra 3 ay kadar bir zaman geçti. Bu süre içinde Yunanlılar umumi seferberlik yapmışlardı. Cephedeki kuvvetlerini takviye etmişlerdi. İnsan, tüfek, makineli tüfek ve top bakımından Türk kuvvetlerine üstün durumdaydılar. 10 Temmuz 1921'de yeniden ve umumi bir taarruza geçtiler. Halbuki Büyük Millet Meclisi hükümetinin vaziyeti çeşitli siyasi, dahili sebepler ve maddi şartlar dolayısıyla bu umumi seferberlik ilanına hala müsait değildi. 10 Temmuz 1921 Yunan taarruzunun başladığı sırada Türk kuvvetleri başlıca Eskişehir kuzeybatısındaki İnönü mevzileriyle Kütahya Altıntaş bölgesinde toplanmış bulunuyordu. Afyon Karahisar havalisinde 2 tümen vardı Yunan kuvvetlerine gelince. Yunanlıların da Bursa'da bir, Uşak doğusunda 2 kol orduları toplu halde bulunuyordu. Menderes'te bir tümenleri vardı. Yani asıl vurucu güçlerini merkezde toplamışlardı. Haziran 1921 başlarında Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi, İsmet ve Refet Paşaların Kütahya verisinde Alayunt istasyonunda yaptıkları bir toplantıda Yunanlıların karşısındaki kuvvetlerimizden Garp ve Cenup cepheleri şeklinde bölünüşünden vazgeçilerek Kütahya ve Afyon'da katılmasıyla bütün cephe Garp cephesi olarak İsmet Paşa'nın kumandasına verildi. Yunan taarruzu Bursa cephesinde daha 8 Temmuz'da başladı. İki Yunan tümeni 13 Temmuz'da Adranos çayını geçerek güneye Tavşanlı istikametine yöneldi. Bu kuvvetler 13 Temmuz'da Kütahya'nın kuzeybatısında Gence Köprü, Ören, Gümüş Köprü hattını tuttular. 10 Temmuz'da iki Yunan tümeni yine Bursa cephesinden İnönü istikametine yöneldi. Aynı gün bir Yunan tümeni Uşak, Gidiz üzerinden hareketle Hacıköy, Göynük, Viran hattına ilerledi. En önemlisi olarak da daha güneyden 3 Yunan tümeni ayrıca taarruza geçerek Çekürder, Döver ve bir tümen de Afyon istikametine yürüdü. 13-14 Temmuz'da Cenup kanadında kanlı muharebeler cereyan etti. Fakat düşman bu arada 4 tümenini de birden Çekürder, Döver hattına döndürdü. 16 Temmuz'da Kütahya mıntıkasında tekmil cephe temas ve muharebe halindeydi. 4. tümen kumandanı Albay Nazım Bey o gün şehit düştü. 17 Temmuz'da durum iyi değildi. Düşman dört koldan ve demir yolu istikametinden Eskişehir üzerine yürüyordu. Yunan 2. Kol Ordu Kumandanı Prens Andrei'nin hatıratında Eskişehir Meydan Muharebesi olarak etrafıyla anlattığı hareket budur. Bu hareket sonunda Türk birlikleri Eskişehir'i bırakarak Eskişehir'in doğusuna doğru Eskişehir-Seyit Gazi hattına çekilmek zorunda kaldılar. 19 Temmuz'da hem Eskişehir hem Seyit Gazi düşmana terk edildi. Yunanlılar bu şehirlere girdiler. 21 Temmuz'da karşı taarruzumuz ilk safhada iyi netice verdiyse de netice alınamadı ve düşman o günkü muharebeye 9 tümen birden soktu. Neticede 21-22 Temmuz'da Türk birlikleri Alp-ı Hamidiye Çifteler hattına alındı. Düşmansa geniş bir sarma ve çevirme hareketi inkişaf ettiriyordu. Kütahya cephesine gelince orada da kanlı muharebeler düşman üstün kuvvetlerinin baskısı altında geçti. Çekilmek zorunda kalındı. Bilhassa Altıntaş Muharebesi kanlı ve Türk cephesi için çok elverişsiz oldu. Öyle ki nihayet Kütahya'da terk edildi. 27 Temmuz 1921'de Kütahya'da Yunan Kralı Konstantin'in başkanlığında yapılan bir harp meclisinde Yunan ordusunun elde edilen zaferle yetinmeyerek Anadolu'nun içlerine hatta Ankara'ya ilerlemesine karar verildi. Yalnız bunun için 15 gün kadar bir toplanma vakti ayırıyorlar. Ordunun Ağustos ortasında ileri hareketi kararlaştırılıyordu. Hülasa Yunanlılar o sırada her şey bitti ve netice alındı gibi bir hava içindeydiler. Mustafa Kemal'e gelince, Altıntaş Kütahya hareketindeki gelişmelerin de etkisi altında
18 Temmuz 1921'de İsmet Paşa'nın Eskişehir güneybatısında Karacahisar'daki karargahına koştu. Vaziyeti inceledi. Bozgun tamdı. Cepheden çekilerek askerlerle kaçaklar, köylerini bırakan, nerelere gideceklerini bilmeyen göçmenler birbirlerine karışmışlardı. Öyle bir hava vardı ki ordu belki tamamen dağılabilirdi. İsmet Paşa'nın Altıntaş bozgununu takip eden günlerde hayatının belki de en sıkıntılı anlarını yaşadığı bilinmektedir. İkinci İnönü Muharebesi'nden sonra, yani pek kısa bir zaman önce bütün Garp cephesinin sorumluluğunu üzerine almıştı. Menderes'ten Kocaeli'ne kadar uzanan Orta Anadolu'yu düşmana kapatmalıydı. Ankara'nın ve bütün memleketin gözlerini diktiği bu 600 kilometrelik cephenin bütün sorumluluğu üzerindeydi. Milli mücadelenin kaderi bu cepheye ve İnönü harplerinde beliren zafer ve ümit ışıltısının devamına bağlıydı. Ama elindeki askere gelince... Çünkü 10 Temmuz 1921'de başlayıp Altıntaş ve devamı muharebelerinde son şiddetine varan Yunan saldırıları cepheyi çökertmişti. Şimdi her şey onun omuzlarına yükleniyordu. Ankara tam bir panik havası içindeydi. Göç başlamıştı. Büyük Millet Meclisi'nde yine sorumlular aranıyordu. Mabut, Moloh yine kurban istiyordu. Bunlar o günlerdir ki mesela Altıntaş bozgunu sıralarında Garp cephesi karargahında bulunan Yakup Kadri, her tarafından geriye akan o perişan insan seli ortasında İsmet Paşa'nın şöyle dövündüğünü nakleder. Her şey bitti Yakup Kadri. Hayale gerek yok. Hakikat bu. Fakat Mustafa Kemal daima uyanık ve hareketlidir. Derhal Garp cephesi karargahına koşar ve İsmet Paşa'yı Mustafa Kemal Eskişehir güneybatısındaki karargahında bu hava içinde bulur. Onların bu karşılaşmalarına şahit olanlardan dinlediklerim heyecan vericidir. Zaten muharebelerin bütün günleri muammalı ve her ihtimale gebe olan günlerdir. O günler ki ertesi sabah güneş doğarken kimin ne olacağı bilinmez. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı işte böyle bir günde buldu. Fakat Mustafa Kemal bir hesap adamıdır. Bozgunlar, belirsizlikler onun başını döndüremez. Ortada madem ki bir vaziyet vardır, o halde bu vaziyetin herhalde bir çözüm yolu da olacaktır. Mustafa Kemal İsmet Paşa ile karşılaşınca onu yine İnönü muharebelerinden sonra olduğu gibi muzaffer bir kumandan olarak değerlendirir. Sanki bir bozgunun ortasında değil bir zafer arifesindeymişler gibi davranır. İsmet Paşa'yı tebrik eder. Deja kazandın der. Bu vaziyetler içinde ancak böyle hareket edilebileceğini, böyle emirler verilebileceğini söyler. Sonra hemen ilgili kurmay şeflerine döner. Onları da cesaretlendirir. Çünkü vaziyetin telaşa ve ümitsizliğe tahammülü yoktur. Bu vaziyeti ancak uzun vadeli büyük, stratejik kararlar kurtarabilecektir. Hele bu kararları alırken bir takım ince hissiyat hesaplarına katiyen yer verilmemelidir. Hülasa o an emir, karar ve kumanda anıdır. Ama bu uzun vadeli ve geniş ufuklu kararı ancak o verebilirdi. Verdi de ordu derhal bütün mevzilerini bırakacaktı. Fakat usulü dairesinde çok gerilere çekilecekti. Ta Sakarya'nın Şarkan'a kadar. Bu kararını şöyle anlatır Mustafa Kemal. Vaziyeti yakından inceledikten sonra İsmet Paşa'ya umumi olarak şu direktifi verdim. Orduyu Eskişehir kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla araya büyük bir mesafe koymak lazımdır. Öyle ki ordunun tanzimi, düzenlenmesi ve kuvvetlendirilmesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek caizdir. Düşman duraklamalarından bizi takip ederse hareket üstlerinden uzaklaşacaktır. Yeni menzil hatları tesisine mecbur olacaktır. Herhalde önceden beklemediği birçok zorlukla karşılaşacaktır. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak, daha elverişli şartlara malik olacaktır. Bu tarzda hareket edişimizin en büyük mahsuru, Eskişehir gibi mühim mevkilerimizi ve çok araziyi düşmana terk etmekten hasıl olabilecek manevi sarsıntıdır. Fakat az zamanda elde edebileceğimiz muvaffakiyetli neticelerle bu mahsurlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Diğer başka mahsurlara ise mukavemet edebiliriz. Karar buydu. Ama bu kararı ancak Mustafa Kemal verebilirdi. Öyle de oldu. Çünkü orduya bu kadar derin bir çekiliş ve ricat emri vermenin sorumluluğunu ondan başkası göze alamazdı. Karar hemen uygulanmaya geçildi. Eskişehir terk olundu. Kütahya ve Afyonkarahisar zaten düşman eline geçmişti. Ordunun elde kalan ve elbette ki yorgun, perişan ve büyük ölçüde dağılmış olan birlikleri doğuya doğru akmaya başladılar. Her ne suretle olursa olsun birkaç gün için düşmanla temas kaybedilmeliydi.
Yunan ordusu da zaten derhal takibe geçemedi. Kütahya'da Kral Konstantin'in başkanlığında toplanan harp meclisindeki karara da uyularak onlar da birliklerini toplamak, düzenlemek ve bunun içinde biraz duralamak zorundaydılar. Bu durumdan da faydalanarak elde kalan Türk kuvvetleri 26 Temmuz 1921'de Sakarya gerisi sırtlarında yani Sakarya'nın doğusunda yerleşmiş bulunuyorlardı. Muharebe iki cepheli yürütülmüştü. Bu cephelerin biri Yunanlıların Türk ordusuna karşı yürüttüğü savaş cephesiydi. İkinci cephede bu muharebe safları arkasında ve Yunan kıtalarıyla geri hizmet teşkilatının ve bilhassa yerli Rum ve Ermenilerden kurulan milis veya gönüllü kuvvetlerin silahsız Türklere karşı harekete getirilen zulüm ve imha cephesiydi. Bu mekanizma bilhassa Altıntaş Kütahya sahasından itibaren korkunç bir vahşet halini almıştı. Gerçi Yunan makamları doğru olmayan raporlar yayınlayarak dünya efkarına göre bu zulümleri maskelemeye, perdelemeye çalışmışlardı. Mesela Küçük Asya Ordusu Genelkurmay 2. Başkanı General Stratikos'un raporu ve diğer raporlar bu arada sayılabilir. Fakat ne var ki bu raporların gerçekle hiçbir ilgisi yoktu. Mustafa Kemal Başkumandan. Mustafa Kemal'in orduya ta Sakarya gerilerine çekilmek gibi bir bakışta baş döndürücü bir direktif verirken düşündüğü ve hesapladığı mahsurlar derhal meydana çıktılar. İlk tepkiler Büyük Millet Meclisi'nde belirdi. Bilhassa muhalifler harekete geçtiler. Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Bu hareketlerin elbette bir sorumlusu vardır. O nerededir, onu göremiyoruz. Bugünkü elim halin, feci durumun hakiki amilini ordunun başında görmek isterdik. Nerededir? Nutuklarda haykırılan, aranılan bu sorumlu elbette ki Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal şöyle anlatır. Bu türlü konuşan zatların ima ve ifade etmek istediklerinin ben olduğuma şüphe yoktu. Nihayet muhaliflerden bir mibus, kürsüden onun adını söyleyerek ordunun başına geçsin diye bağırır. Bu tartışmalar 4 Temmuz 1921 tarihli gizli meclis oturumunda geçiyordu. Hava durmadan gerginleşti. Onu ordu başına çağıranların bir kısmı iyi niyetlerle yine de onun askeri kudretinden başka dayanak olmadığını düşünerek ona yapışıyorlardı. Bir kısmı da yine Mustafa Kemal'in ifadesi şöyledir. Duydukları hiddet ve şiddeti benim üzerimde teskin etmek istiyorlardı. Onlar ordunun artık tamamen mağlup ve milli davanın kaybedilmiş olduğuna hükmediyorlardı. İstiyorlardı ki kendi tasavvurlarına göre yenilmiş ve yenilgisi devam edecek olan ordunun başında benim ve şahsiyetim münhezim olsun. Fakat Mustafa Kemal yine her zamanki zırhına büründü. Yani herkesin konuşmasını bekledi. Her şeyin konuşulmasını bekledi. Herkesi, her söyleneni dinledi. Herkes düşündüğünü, söyleyebildiğini, her şeyi ortaya döktü. Hatta konuşmaların sonuna varıldığı halde onun hala ortaya atılmaması, kumandanlığı kabul için konuşmaması, mecliste felaketin yakın, kaçınılmaz olduğu fikir ve havasını uyandırdı. Tam o zaman Mustafa Kemal kürsüye çıktı. Meclis üyelerinin hakkında gösterdikleri teveccüh ve güvene teşekkür ettikten sonra meşhur takririni sundu. Bu takririyle o, meclis azasının umumi arzu ve isteği üzerine başkumandanlığı kabul ediyordu. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün yetkilerini de fiilen kullanabilmek yetkisini istiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı'na, meclis yüce üyelerinin umumi surette beliren arzu ve istekleri üzerine başkumandanlığı kabul ediyorum. Bu vazifeyi şahsen üzerime almaktan doğacak faydayı süratle elde edebilmek için ve ordunun maddi ve manevi kuvvetini azami suretle çoğaltmak, tamamlamak ve sevki idaresini bir kat daha pekiştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haiz olduğu yetkiyi fiilen kullanmak şartıyla üzerime alıyorum. Hayatım boyunca milli hakimiyetin en sadık bir hadimi olduğumu, milletin gözü önünde bir defa daha teyit için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir süreyle kısıtlanmasını ayrıca teklif ederim. 4 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Tartışmalar çok şiddetli oldu. Muhalifler meclisin yetkilerini kullanmak gibi bir imtiyaz asla söz konusu olamaz diye bağırıyorlardı. Hatta meclisin yetkilerini kullanacak bir şahıs etrafında mebusların şahsen emin olmamaları ihtimalinden bile bahsedildi. Fakat Mustafa Kemal diretti. Bütün söylenenleri kabul etmekle beraber tekliflerinden ve şartlarından hiçbir fedakarlık yapmadı ve şahıslarından korkanların telaşlanması yersiz olduğunu belirtti. Neticede Mustafa Kemal'in takriri kendisinin hazırlayarak meclise verdiği şekilde kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün yetkilerini fakat meşruluk yoluyla eline alıp başkumandan olduğu zaman Mustafa Kemal 40 yaşındaydı. Onun vereceği hükümler ve emirler artık kanun hükmündeydi. Başkumandanlık kanununun kabulü üzerine meclise yaptığı kısa hitaptan şu cümleler çok ilgi çekicidir. Meclisin hakkımda gösterdiği emniyet ve itimada layık olduğumu zamanla göstermeye muvaffak olacağım. Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları mutlaka mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam güvenimi hem yüksek heyetinize hem bütün millete ve bütün dünyaya karşı ilan ediyorum. Bu büyük bir sözdü, büyük bir taahhüttü ama yeterince yerine getirilecekti. Sakarya Muharebesi. 5 Ağustos 1921'de başkumandan olan Mustafa Kemal, ilk ve gerekli emir ve kararları tamamladıktan sonra 15 Ağustos 1921'de Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile birlikte Polatlı'ya başkumandanlık karargahına hareket etti. 23 Ağustos 1921'de Yunanlılar bütün cephe boyunca temas ve taarruza geçtiler. Sakarya Meydan Muharebesi başlamıştı. Bu meydan muharebesi 100 kilometrelik bir cephe boyunca ve 13 Eylül 1921 gününe kadar tam 22 gün devam ederek dünyanın en uzun meydan muharebelerinden biri oldu. Top sesleri Ankara'dan duyuluyordu. Ankara bir taraftan boşaltılmaktaydı. Atlı, arabalı, kanlı, perişan kollar bir taraftan Dikmen Gölbaşı üzerinden Kırşehir, Kayseri yönüne, diğer taraftan Elma Dağı, Kırıkkale üzerinden Çorum, Sivas istikametine akmaktaydı. Fakat Büyük Millet Meclisi Ankara'dan ayrılmayı reddederek yerinde kaldı. Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu Milli Mücadelesi'nin hakiki dönüm noktasıdır. Fakat bunun nedenlerini belirtmeden önce bu muharebenin gelişmeleri üstünde kısaca durmalıyız. Sakarya Savaşları hakiki bir meydan muharebesi vasfını taşır. Bu muharebeler baştan sona kadar yukarıda işaret edildiği gibi 100 kilometrelik bir cephe üzerinde ve bazen 20 kilometreye varan derinlikte daima bir hareket harbi olarak geçti. Hiçbir zaman bir mevzi muharebesi halini almadı. Yunan kumandanlarının hatıralarında onların kendilerini önceden hazırlanmış bir müstahkem cephe karşısında buldukları şekilde ifadeler vardır. Mesela Yunanistan Küçük Asya Ordusu Kurmay Başkanı Yardımcısı Stratikos hatıratında şunları yazar. Muharebenin bu kadar geniş ölçüde ve uzun müddet sürebilmesi için acaba o mevkiler nasıl tahkim edilmişti ve Türkler bu mevkilerin müdafası için ne kadar kuvvet tabiye etmişlerdi? Yunan ordusunun kahhar kuvvetleri onları dağıtıp mağlubiyetinin itirafına neden kifayet etmemişti? Halbuki Sakarya sırtlarına ve Türk birlikleri bunlara çekilmeden önce tek kazma vurulmamıştı. Bu bölgede hiçbir tahkimi nokta yoktu. Zaten Yunanlılar Türkleri siperlerde ancak ilk ve son safhada gördüler. Çünkü Sakarya Harbi'nin hakim kanunu şuydu. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Başkumandan Mustafa Kemal'in Sakarya'da ordusuna verdiği bu emir Sakarya muharebelerinde baştan sona kadar yürütüldü. Hakim tepelere ve siperlere bağlanmayarak geniş bir müdafaa sathı üstünde düşmanı adım adım eritmek. Sakarya'ya çekilen Türk kuvvetleri hakkında anlatılanlar çeşitlidir. Hatta bazı yazılar Kütahya-Eskişehir hattında 70 bin kadar hesap edilen Türk kuvvetinden Sakarya gerisine ancak 15 bin kadarının ulaşabildiğini yazarlar. Fakat Sakarya Muharebesi izlenince bunun doğru olmadığı görülür. Çünkü bu muharebeye fiilen katılan kurmaylar ve mesela Garp Cephesi karargahında vazife gören Cevdet Kerim, İnce Dayı, Mebus Vekil, Sakarya Harbi'nde Türk gücünü 55 bin tüfek, 241 makineli tüfek, 164 top olarak yazar. Diğer yazarlar bunu doğrulayıcıdır. Zaten 100 kilometrelik hareketli bir cephe üstünde daha başka türlü mukavemet imkanı da yoktur. Yunan kuvvetine gelince, onların savaşa 75 bin kadar tüfek, 300 kadar top ve Türklerinkinin birkaç misli fazla makineli tüfek soktuğu anlaşılmaktadır. Düşman bu muharebenin önce Mihalıçık, Sarayköy, Sivrihisar'da verileceğini sanarak tertibat almıştı. Türklerin birden Sakarya gerisine kadar çekileceğini ummuyordu. Fakat gerçek durum belirince ister istemez o da ilerledi. 2 Ağustos'tan beri devam eden temaslar ancak 22 Ağustos'ta bir cephe muharebesi şeklini aldı. Başkumandanlık karargahı Polatlı-Ankara arasında Malıköy istasyonuna yakın Alagöz köyünde kurulmuştu.
23 Ağustos'ta Yunanlılar iki tümenle demir yolu üzerinde Beylikköprü'den saldırdılar. Fakat 7 fırkayla da güneyde Sakarya Kavsi üzerindeki Türk sol cenahı basıldı. Kesin muharebelerin bu bölgede cereyan edeceği ve Yunanlıların bir çevirme hareketiyle Türklerin asli kuvvetlerini mahvedip bir taraftan Ankara'ya girmek, diğer taraftan Türk sağ kanadını kuzeye ve dağlara atmak maksadını güttükleri anlaşılıyordu. Başkumandan Mustafa Kemal işte bu muharebeler esnasında attan düşerek bazı kaburga kemiklerini kırdı. Muharebeyi bazen sedye içinde izlemek zorunda kaldı. 24 Ağustos'ta muharebe 90 kilometrelik bir cephede hakiki şiddetine ulaştı. Ağırlık merkezi Beylikköprü'den itibaren güneye doğruydu. 25 Ağustos'ta en kanlı muharebeler cereyan etti. Mevziler boyuna el değiştiriyordu. Yunanlıların karşılaştıkları bu inatçı direniş karşısında ilk ümit kırıklıklarını o gün duydukları sanılır. Yunanlıların asıl hedefi o civarda bulunan Çaldağ zirvelerini ele geçirmekti. Daha sonraki günlerde muharebeler büsbütün kanlı şekiller aldı. Nihayet Çaldağ da Yunanlıların eline geçti. Fakat Türk cephesi yine de yarılmadı. Satıh muharebeleri en geniş ölçülere vardı. 31 Ağustos'ta Yunan taarruzunun şiddeti kırılmaya başladı. Eylül'ün ilk günleri ise Yunan teşebbüsleri bocalamalar şeklini aldı. Türklerin yer yer karşı taarruzları başladı. 8 Eylül'de Yunanlılar sol cenahımızdan çekilmeye başladılar. 10 Eylül'de Beylikköprü istikametinde umumi kanlı Türk taarruzu harekete geldi. 11 Eylül'de devam eden bu taarruz merkez ve sol cenaha da yayıldı. Aynı günlerde Türk süvari grupları düşman gerilerine saldırdılar. 12 Eylül'de Beylikköprü karşısında ve Sakarya boyunda Kartaltepe, Duatepe ve Beştepe'lerde Türklerin eline geçti. Fakat bu saldırı sırasında Türk hücum safları adeta eridiler. Yukarıda adı geçen Sarp tepelerin doğu eteklerinde Türk şehitleri muntazam avcı hatları halinde sıra sıra yamaçlara serilip kaldılar. Düşman ancak bu inatçı ve devamlı hücumlardan sonra tutunduğu hakim tepelerden söküldü ve Beylikköprü'de Sakarya'nın batısına atıldı. Nihayet 12.9.1921'de Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Basri Tepe'den Ankara'ya zafer telgrafını çekti. Bu telgraf şu cümlelerle bitiyordu. Anadolu'nun Yunan ordusu için bir mezar olacağı hakkındaki kanaatimizin tahakkuk eylemekte olduğunu arz ederim. Sakarya muharebelerinin çok ilgi çekici olan ve hemen hepsi bu muharebelere fiilen katılmış askeri yazarlar ve şahsiyetler tarafından canlandırılan gelişmelerine etrafıyla yönelmeye ne yazık ki bu kitabın hacmi elverişli değildir. Ama bugün bile oraları dolaşanları bu çorak dağların havasında binlerce ve binlerce şehitlerin son nefesleri hala duyuluyormuş gibi gelir. Ve geceleri dağlarda dolaşan çobanlarla dağ yollarından geçen yolcular mesela Duatepe üzerine zaman zaman gökten nur yağdığını anlatırlar. İnanırsanız çünkü her bastığınız toprak parçası bir şehit mezarıdır. Gazi Mustafa Kemal. Sakarya Muharebesi'nin neticelerine gelince, bu muharebeyi kaybettikten sonradır ki Yunanlılar artık bir tecavüz gücü olmaktan çıktılar. Eskişehir Afyon doğusu hattında müdafaaya çekildiler. 26 Ağustos 1922'ye yani Türk umumi taarruzuna kadar bu hatta kaldılar. Ankara'da ise Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesini ve Gazi ünvanını verdi. Onun yıllar süren çetin ordu hayatıyla harp sahalarında kazandığı fakat Erzurum'dan korkak ve gölge bir padişaha elbette ki kalbi kanayarak reddetmek zorunda kaldığı askeri rütbesi bu defa yine büyük bir muharebe sonunda hem de milletin hakim iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine iade edildi. Hem de dünyanın bütün ordularında en üst rütbe ve mesnet olan Mareşallik şeklinde. Sakarya Harbi'nden sonra hem içeride hem dışarıda çeşitli gelişmeler belirdi. Bu gelişmelerin en önemlisi Sakarya Muzafferiyeti'nin içeride ve halk efkarında uyandırdığı güven ve ümittir. Eğer Sakarya Savaşı yenilgiyle sonuçlansaydı Anadolu'da milli mücadeleyi ayakta tutmanın şansı herhalde fazla olmazdı. Çünkü bu yenilgi o kadar zorluklarla derlenebilen ordu gücünü yalnız harp meydanında eritmekle kalmazdı. Cephede meydana gelebilecek çöküntüler, memlekette dağılmaları, çözülmeleri de davet edebilirdi. Böyle olunca da memleketi saracak ruh düşkünlüğü, yeni bir mücadele gücü yaratmak çabalarını başarısızlığa mahkum ederdi.
Kaldı ki böyle bir hal karşısında Sovyet Rusya ile Sakarya zaferine kadar zaten kesin bir berraklık alamayan münasebetlerin göstereceği şekilleri de tahmin etmek güç değildir. Bu arada esrarlı ihtimaller arz eden tertiplerin, Enver Paşa vesaire teşebbüslerin vereceği gelişmeler de hakikaten hesaba katılmaya değer. Çünkü tam bu Sakarya Savaşı günlerinde Batum'da Enver Paşa'nın yönettiği Halk Şuraları Fırkası Kongresi denilen karışık istişareler devam edip duruyordu. Bu istişareler ve kararlar sırasında aynı kongreye katılan ve Millet Meclisi'nde Lazistan mensubu olarak bulunan Hafız Mehmet Bey'in hep Sarı Paşa diye adlandırdığı Mustafa Kemal'in varlığı tartışılıp duruyordu. Fakat Sakarya Muharebesi'nin kazanılışı bu meselelere de yön verdi. Rus şuralar hükümetiyle olan münasebetlere berraklık geldi. Şart sınırları ötesindeki sorumsuz tertipler değerini kaybetti. Bu tertiplere karışanlar ondan sonradır ki Batum'u ve Kafkasya'yı kesin olarak terk ettiler. Sakarya muharebelerini takip eden başka gelişmelere gelince, bunların en olumlu sonuç vereni Türk-Fransız anlaşması oldu. Yani Sevr'i imzalayan ve Türkiye'yi müttefikleriyle beraber taksim eden Fransa, daha önce de değindiğimiz gibi bu defa Ankara'ya resmi bir temsilcisine göndererek Ankara ile ayrı bir anlaşma imzalamak yolunu seçiyordu. Bu büyük önemde bir değişiklik ve büyük manalı bir olaydı. Güney cephesinde Fransızlar, gerçi Antep'i almışlardı. Fakat Fransa hem Çukurova'da hem Antep'te huzursuzdu. Güney Ermenistan davası tamamen suya düştü. Türkler için de Güney meselesini sulh yoluyla çözümlemek ve Güney topraklarını işgalden kurtarmak elbette daha iyi olurdu. Hülasa iki taraf temas yollarını arıyorlardı. Nitekim Fransa eski nazırlarından Franklin Boulogne'la Ankara'ya geldi. 9 Haziran 1921'de yani Sakarya Muharebelerinden önce bu zatla hazırlık konuşmaları yapılmıştı. 13 Haziran'da bu temaslar resmi şekiller aldı. Fakat anlaşmaya ancak Sakarya Muharebelerinden sonra varılabildi. 20 Ekim 1921'de kesin anlaşma imzalandı. Bu suretle de 25 Ekim 1921'de Antep'in, 4 Ocak 1922'de Çukurova'nın boşaltılmaları suretiyle bu iller yabancı işgalinden kurtarıldılar. 1 Aralık Antalya'dan başka Burdur, Isparta ve Konya'yı da işgal etmiş olan İtalyanlarsa daha önce bu şehirleri ve Akdeniz bölgesini boşaltmışlardı. Bu suretle Ankara aktif ve saldırgan kuvvet olarak yalnız Yunanlılarla karşı karşıya kaldı. Fakat Yunan davasının çıkar yol olmadığı daha önce de değindiğimiz gibi hem galip devletler çevresinde hem bizzat Yunanlıların makul düşünenleri arasında gittikçe anlaşılıyordu. Nitekim bir süre sonra ve galip devletler çevresinden gelen sulh teşebbüsleriyle anlaşılmıştır ki Yunanlılar Anadolu'yu boşaltmak istek ve kararındadırlar. Trakya'da yapılacak tavizler de bunu kabule hazırdırlar. Bu istikamette ilk teşebbüs General Harrington'ın bir mektubuyla başlar. Fakat kesin hareket 22 Mart 1922'de İtilaf Devletleri Hariciye Nazırları Konferansı'nın Türk ve Yunanlılara mütareke teklifi şeklinde gelişir. Bu teklife göre arada 10 kilometrelik bir boş bölge bırakmak suretiyle iki taraf ateş keseceklerdir. Mütareke sırasında taraflar takviye kuvvet ve malzeme nakli ve kuvvetlerin yerleştirilme planında bir değişiklik yapmayacaklardır. Bu cihet askeri komisyonlar tarafından denetlenecektir. 3 ay sürecek bu mütareke uzatılabileceği gibi 15 gün önce haber vermek şartıyla harekete de geçilebilecektir. Mütareke teklifini Yunanlılar derhal kabul ettiler. Ankara bu mütarekeyi kontrol kaydı olmamak ve mütareke ile tahliye beraber başlamak suretiyle ancak ve prensip itibariyle kabul edebileceklerini bildirdi. 26 Mart 1922'de İtilaf Devletleri Paris Nazırlar Konferansı sulh şartlarını da bildirdi. Bu şartlara göre Yunanlılar Anadolu'yu 3 ay zarfında tamamen boşaltacaklardı. Fakat Trakya'da sınır Tekirdağ'a yakın bir noktadan Karadeniz'e çıkacak, yani Edirne ile bazı Trakya şehirleri Yunanlılara bırakılacaktı. Ankara bu şartları tabii ki kabul edemezdi. Fakat şu belirmişti ki Yunanlılar artık Anadolu'da tutunamayacaklarını anlamışlardır. Bu teklif ve esaslar üzerinde temaslar gevşek yürüdü. Daha önce Ankara doğrudan doğruya galip devletlerle temaslara girişerek onları kazanmak yollarını denedi. Hariciye vekili Yusuf Kemal Bey ile evvelce Malta'da mevkufen orada kurtulan ve Ankara'ya gelen Fethi Bey Avrupa'ya gönderildiler.
onların bütün anlayabildiği İtilaf Devletleri'nin yukarıda özetlediğimiz sulh tekliflerinin yakında bildirileceğinden, Yunanlıların Anadolu'yu boşaltmayı kabul edeceklerinden ibaret olmuştu. Fakat Avrupa'daki temasların şekli Ankara'yı memnun etmedi. Zaten mütareke ve sulh müzakereleri de ciddi bir şekil almadı. Bu hal yeni temaslara geçilemeden Ağustos 1922'ye, yani Türk Büyük Taarruzu'na kadar sürdü. Yine Sakarya Muharebesi'nden sonra ve Büyük Taarruz'dan önce kesin şekilde sonuçlanan davalardan biri de Karadeniz bölgesindeki Pontusçuluk hareketinin tamamen tasfiyesi oldu. Pontus meselesi ve Pontusçuluk davasının ana konuları ve genel gelişmeleri hakkında bu kitapta daha önce de ilgili bahiste bazı bilgiler özetlenmiştir. Pontusçuluk davası 1921 sonunda ve son kalıntılarıyla da 1922 başında, yani Büyük Taarruz'dan önce nihai safhasına ulaştı. Karadeniz kıyı ve bölgeleri tamamen Türkleşti. Bu oluşu da özetleyelim. Pontusçuluğun sonu. Birinci Dünya Harbi Türkiye'nin yenilgisiyle bitince Pontus Teşkilatı, Batum-Sohum kıyılarında da hazırlıklar yapmak suretiyle faaliyetlerini artırmıştı. Mesela Haramlabos isminde bir Rum, Sohum'da birkaç bin Rum'u silahlandırarak Anadolu topraklarına sokmak hareketine girişti. Mütarekede Samsun'da İngiliz temsilcisi olan Yüzbaşı Salter'ın da bölge Rumlarına silah dağıttığı tespit edilmişti. 4 Mart 1919'da İstanbul'da yayınlanmaya başlanan Pontus gazetesi daha ilk sayısında ve baş makalesinde Trabzon vilayetinde Rum Cumhuriyeti'nin kurulması gayesine hizmet için çıktığını ilan ediyordu. 7 Nisan'a rastlayan Pontus günü Samsun'da nümayişlerle kutlandı. Patrikhane ve kilise Pontus hareketinin açık teşkilatçılığını ellerinde tutuyorlardı. Yunan hükümetinin Eyfel isimli Yunan torpidosuyla Aleksandros Zimragaki adında bir Yunan albayını Pontus gizli jandarmasını teşkilatlandırmak üzere ve kalabalık bir subay kadrosuyla Karadeniz kıyılarına gönderdiği biliniyordu. 18 Ekim 1919'da Batum'da fiilen Pontus Cumhuriyeti ilan edildi. Yine Batum'dan 19 Temmuz 1920'de Karadeniz, Kafkasya ve Güney Rusya Rum temsilcilerini toplayan bir Pontus Kongresi toplandı. Hülasa 1920 sonlarına doğru Karadeniz kıyılarında bilhassa Samsun, Çarşamba, Bafra ile dahilinde Erbaa, Zile taraflarındaki Rum köyleri bölgelerinde Rumlar geniş çete faaliyetlerine geçtiler. İşin başında 6-7 bin silahlı kadar tahmin edilen Pontusçuların son devrede 25 bin kadar silahlı kuvvete sahip bulundukları anlaşılmaktadır. İş bu şekli alınca ve milli mücadele en çetin günlerini yaşamakla beraber 1920 sonlarıyla 1921 başlarında 15. ve 3. Kolordular bu bölgede önemli askeri birlikleri harekete geçirmek zorunda kaldılar. Daha sonra da 3. Kolordu 1. Merkez Ordusu şekline konularak Pontus işi bu orduya bırakıldı. 1921 başından 13 Kasım 1921 tarihine kadar geçen takriben 11 aylık bir süre içinde devamlı hareketler yapıldı. Bu hareketlerde Pontusçuların 117 büyük sığınak yeri tahrip edildi. Resmi rakamlara göre 3877 Pontusçu öldürüldü. Ara yerde Pontusçularda 439 Türk köyünü yakmışlar, asker ve halktan kayıplara sebep olmuşlardı. Pontusçulara karşı hareketlerde 1 Aralık ve bilhassa 1921 sonunda 20 bin kişilik bir askeri kuvvetin bu bölgede kullanılmasına lüzum hasıl oldu ki, o günkü şartlar içinde bu kuvveti bu bölgede alıkoymak Türk Genelkurmayı için hakikaten büyük bir külfet teşkil ediyordu. Fakat sonunda ve 1922'ye intikal ederken Karadeniz bölgesindeki Rum nüfusunun Yunanistan'ın nakli oldu ve dolayısıyla Türkiye'de ırk birliği sahasında bu göçler müsbet şekilde müessir oldular. Büyük Millet Meclisi kaynaşıyor. Sakarya muharebelerindeki başarıları takip eden devrede Millet Meclisi'nde ta baştan beri zaten mevcut olan iç çatışmaların yatışmadığını, son seviyesine ulaştığını görüyoruz. Mustafa Kemal'in Sakarya muharebelerini başkumandan olarak kazanmış ve bu başarısından sonra Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi'nce verilen Mareşallik rütbesiyle gazi ünvanı, ona karşı meclis içinde süregelen direnişleri önleyememiştir. Gazi Mustafa Kemal Büyük Nutkunda bu menfi gelişmelerden büyük bir kırgınlıkla bahseder. Nereye gidiyoruz? Bizi kim ve nereye sevk ediyor? Meçhulata. Koskoca bir millet belirsiz, karanlık hedeflerle seyri seyrane sürüklenir mi?
Meclis içinde ve çevrelerinde dalgalanan bu ağır tarizlerin hedefi elbette ki Gazi'ydi. Nitekim kendisi de bunu büyük nutkunda böylece açıklar. Kaldı ki bu menfi propaganda ordu saflarına kadar sokuluyordu. Bir bakışta niçin taarruz etmiyoruz? Ordumuz durduğu yerde çürütülüyor gibi sebeplere dayandırılmak istenen Gazi aleyhtarlığı günlük konuşmaların, dedikoduların çamurlarına indiriliyordu. Bu da bazen Gazi için hakikaten üzücü, ümit kırıcı yankılar yaratabiliyordu. Gerçek şuydu ki Büyük Millet Meclisi'nde artık fikir ve görüş birliği kalmamıştı. Bizzat Gazi'nin büyük nutkunda belirttiği gibi hatta bu dağınıklık bazen "Sev muahidesini mi kabul edeceğiz, ne yapacaksak yapalım, ne kurtarabilirsek kurtaralım, bu işin içinden çıkalım" bezginliğine kadar koyulaşıyordu. Avrupalılar bize mütareke teklif ediyorlarmış, sulh teklif ediyorlarmış, daha ne duruyoruz, ne olacaksa olsun, bitsin bu iş. Hülasa Sakarya'da muzaffer olan Gazi başkumandan için sinirlerinin, sabrının bütün gerginliklerine katlanarak önündeki son hareketin, yani düşmanı Türk topraklarından atacak son taarruzun uzun ve çetin hazırlıklarını adım adım yılmadan tamamlamak gerekiyordu. O kendisini tamamen bu hazırlıklara vermişti. Binbir çeşit zorluklar, yokluklar içinde yine zorlukla ilerleyen bu işlerin elbette ki gösterişli ve gösterilebilir tarafları da yoktu. Çünkü her şeyden önce bunların hatta gizli yürütülmesi lazımdı. Onun için etrafındaki insafsız tenkit ve hiddet seslerinin diledikleri gibi akışına ister istemez göz yumuyor, kulak tıkıyordu. O günlerdeki ruh halini Gazi nutkunda şöyle canlandırır. Maddi ve bilhassa manevi sükut korkuyla, acz ile başlar. Halbuki korku ve acz onun bilmediği, benimsemediği şeylerdi. O hedeflerini açık ve kesin olarak tayin etmişti. Taarruz için 1- milleti hazırlamak, 2- millet meclisini hazırlamak, 3- orduyu hazırlamak lazımdı. Yılmadan, bunalmadan ve bütün tariz dalgalarına sükunetle göğüs gererek o bunları hazırlamakla meşguldü. Milleti, orduyu ve bilhassa meclisi hazırlamak. Taarruz edeceğiz diyordu. Hazırlanıyoruz diyordu. Ve o bunları söylerken dudak bükenler vardı. Hem o kadar da değil. Muhalefet gittikçe güçleniyordu. Muhalefet liderini de bulmaktaydı. Malta esaretinden kurtarılan Gazi'nin eski arkadaşı olan Rauf Bey 15 Kasım 1921'de Ankara'ya gelmişti. Aynı ay içinde Nafia vekilliğine getirildi. Müdafaa-i Hukuk grubunun da azasıydı Rauf Bey ile beraber Ankara'ya gelen Kara Vasıf Bey de bu grubun idare heyetine alınmıştı. Fakat ne var ki bu şahsiyetler Gazi'nin siyasetine ve davranışlarına karşı kuşkuluydular. Onların kurtarılmalarıyla muhalefet bu sefer bizzat Müdafaa-i Hukuk grubu içinde sözcülerini bulmuş gibiydi. Bir de şu formül ortaya atıldı. Takip olunan askeri siyaset nedir? Bunu bilmeliyiz. Askerlerden veya filan falanlardan kurulacak bir encümende bu siyaset tartışılmalıdır. Bizim suallerimiz var. Cevap isteriz. Bu sözler ortalığa yayılırken bazen ağızdan ağza, bazen açıkça başka davalar da ortaya atılıyordu. Gazi niçin cepheye gitmiyor? Niçin Ankara'da oturuyor? Niçin cephelerden uzaktadırlar? Fakat söylenenler bunlarla da bitmiyordu. Bir insan hem Büyük Millet Meclisi reisi hem başkumandan olabilir miymiş? Bu nasıl olur? Hemen bir harp encümeni kurulmalı ve bu iş halledilmelidir. Başkumandan başkumandansa Ankara'dan uzaklaşmalı, cepheye gitmelidir. Nihayet direniş Millet Meclisi içinde bir gösteriye inkılap etti. Rauf Bey Nafıa vekilliğinden istifa etti. Mecliste bu istifa açıklanırken bir istifa dilekçesi daha okunuyordu. Milli Müdafaa Vekili Refet Paşa da görevinden istifa ediyordu. Ortada dolaştırılan sebep şuydu: harp encümeni toplanmadığı için. Tam bu sırada Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın da bu encümenin toplanmasını ve buna dayandırılan istekleri destekleyen bir telgrafı geldi. Gazi Mustafa Kemal'e göre bütün bu çatışmaların ardında ve hakikatte Müdafaa-i Hukuk Grubu prensiplerinin ikinci maddesi yatar. İcra kudreti ve teşri selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Bu öyle bir maddeydi ki Türkiye'nin gelecekteki rejimini açık ve kesin olarak tayin ediyordu. Bu rejim ancak bir cumhuriyet olabilirdi. Fakat ya mukaddes hilafet ve saltanat makamı ne olacaktı? Hem Büyük Millet Meclisi o mukaddes hilafet ve saltanat makamını kurtarmak ve yine baş tacı etmek için kurulmamış mıydı?
Kaldı ki memleket ya maazallah bir cumhuriyete giderse, demek o vakit bir de cumhur reisi olacak. O halde demek ki Mustafa Kemal Paşa. Hülasa Millet Meclisi'nde birçok üyeler bu şüpheler, sorular içinde bocalayıp didinip duruyorlardı. Muhalefet nihayet daha aktif direnişlere de girişti. İcra vekilleri heyetinin her üyesinin ayrı ayrı ve meclis tarafından seçileceğine dair olan kanun değiştirilmiş ve vekillerin meclis reisi tarafından gösterilecek namzetler arasından seçilmesi şekline gidilmişti. Ama ikinci grup, yani muhalefet, bu değişikliği unutarak kendi gruplarının namına adaylar göstermek teşebbüsüne giriştiler. Bu teşebbüs açıkça kanuna aykırıydı. Hem grup mecliste o kadar sert, o kadar tahrik edici konuşuyorlardı ki Gazi bir aralık hem de muhalefetin en güçlü hatibine meclis mahalle kahvesi değildir karşılığını vermek zorunda kaldı. Fakat bütün bunlar iki grubun arasındaki çelişme ve çatışmaları daha da keskinleştirmekten başka bir netice vermedi. O halde bu kör düğümlere artık başka çözüm yolları lazımdı ve o yol yakında açılacaktı. Çünkü Gazi asıl işini durmadan yürütüyordu: hazırlanmak. Yani hem milleti, hem meclisi, hem orduyu büyük taarruza hazırlamak. Şimdi artık biz bu büyük ve son savaşın hikayesine geçebiliriz. Çünkü Gazi'ye göre ve görünürdeki iç çatışmalara rağmen taarruzun artık vakti gelmişti. Milli hareket son gücünü teraziye koyacaktı. Gazi Mustafa Kemal son kozunu oynayacaktı. Hülasa saat 12'yi çalmak üzereydi ve biz Ağustos 1922'nin ilk günlerindeyiz.